Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda 2017 LYS sorularını yani şimdiki AYT sorularını çözeceğiz. Biliyorsunuz eskiden YGS LYS sistem vardı. YGS'de 13, LYS'de 30 soru çıkıyordu. Şimdi bu 30 soruyu çözeceğiz. 2017 senesinin çıkmış sorularını. Difüzyon ve ozmoz ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri ortaktır? Enerji harcanmaksızın gerçekleşirler demiş. İlk önce difüzyon ve ozmozdan bahsedelim. Arkadaşlar Difüzyon ve ozmoz ikisi de pasif taşımanın bir çeşididir. Difüzyon maddelerin çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru akışıdır. Mesela bir parfüm sıktığımız zaman o parfümün işte bir süre sonra bütün ortama yayılması gibi. Ozmoz ise aynı şey sadece bir farkı var. Suyun yarı geçirgen zardan bakın difüzyonda yarı geçirgen bir zar yok ama ozmozda yarı geçirgen bir zar olmak zorunda. Yarı geçirgen zardan Suyun difizyonudur yani çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçişidir. Diyor ki hangileri ortaktır? Enerji harcanmaksızın gerçekleşir. Evet ikisinde de enerji harcanmaz. Seçici geçirgen olan yapay veya doğal bir zarın varlığında gerçekleşebilir. Arkadaşlar ee, difizyon olayında yine seçici geçirgen olan zar olabilir, gerçekleşebilir, kesin olur deseydi kesin olanı almayacaktık ama olabilir dediği için gerçekleşebilir dediği için alıyoruz. O yüzden 2'yi de alıyoruz. Zardan geçemeyen moleküllerin hücre dışına atılmasını sağlar. Hayır. Difüzyon ve ozmozda zardan geçebilen, enerji harcanmadan geçebilen e, maddeler taşınıyor arkadaşlar. Zardan geçemeyen moleküllerin hücre dışına atılmasına biz egzositoz diyoruz. Unutmayın. Egzositoz diyoruz. Egzo dışarı demektir. Dışarıya büyük maddelerin atılmasıdır. Cevabımız denizli 1 ve 2 olur. Şimdi ikinci soruya geçelim. Diyor ki yapısal bir polisakkarit olan kitin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar kitin bir karbonhidrat çeşididir, polisakkarittir. Yani çok sayıda glikozun yan yana gelmesiyle oluşur. Diğer polisakkaritlerden farkı yapısında azot bulunmasıdır. Bakın kitin kitin sonu neyle bitiyor? Azotun simgesi neydi? N harfiydi değil mi? Ee, böceklerin dış iskeletin yapısına katılır. Mantarların hücre duvarının yapısına katılır arkadaşlar. Kitin, saf kitin normalde yumuşak bir hale sahiptir ama yapısına kalsiyum karbonat katıldığı zaman sert halini alır. Diyor ki A şıkkında saf kitin yumuşak olmakla birlikte yapısına kalsiyum karbonat tuzunun katılmasıyla sertleşir. Evet şimdi söyledik. Doğru eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunur. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Diğer polisakkaritlerden farklı olarak Yapısında azot bulunur. Bu da doğrudur az önce söyledik. Birçok mantarın hücre duvarının yapısına katılır. Evet mantarların hücre duvarında bulunuyor. Doğru. Böceklerin hücre zarının sertliğini sağlar demiş. Hayır. Böcek bir hayvandır. Hayvanlarda hücre zarı sert değildir arkadaşlar. Daha doğrusu hiçbir canlıda hücre zarı sert değildir. Sadece hücre duvarı serttir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Geçelim üçüncü sorumuza. Diyor ki... Aşağıdakilerden hangisi hayvanların hepsinin ortak özelliğidir? Bakın bütün hayvanları düşüneceğiz. Hem omurgalı hem omurgasız. Sinir sistemine sahip olmaları. Şimdi bir e, sinir sistemi tüm hayvanlarda görülmez arkadaşlar. Mesela bir süngerde sinir sistemi görünmez. Sünger en basit hayvandır. O yüzden bu gitti. Bilateral yani iki taraflı simetriye sahip olma. Bilateral simetri şudur. Mesela bir canlı düşünün bakın şöyle bir canlı. Ortadan ikiye böldüğünüz zaman iki eşit parçaya ayrılır. Biz bilateral simetriye sahibizdir, ama bazı canlılar var böyle bir simetriye sahip değildirler. O yüzden bu gider. Hepsinde ortak özellik değil. Ökaryot canlılar olmaları. Hayvanlar neydi? Ökaryot canlılardı. Dolayısıyla tümünde ortak olan budur. Diğerlerine bakalım. Sindirim kanalına sahip olmaları. Bizde sindirim kanalı var. Ama arkadaşlar yine bir süngeri düşündüğümüz zaman süngerde sindirim kanalı yoktur gitti. Baş bölgesine sahip olmaları yine baş, göğüs, işte bacaklar gibi yapılar bütün hayvanlarda bulunmaz arkadaşlar. Bu da gider. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Geçelim dördüncü soruya. Asit yağmurlarıyla ilgili hangileri doğrudur demiş. Aslında baktığınız zaman e, kolaylıkla çözebileceğimiz bir soru. Diyor ki tarım ürünlerinde ve doğal bitki örtüsünde verimliliği düşür. Evet asit sonuçta dolayısıyla bu doğru. Sucul habitatlarda canlıların hoşgörü gösteremediği pH değerlerinin oluşmasına neden olur. pH ne demek? Asitlik bazlık demek. Eğer asit yağmuru olursa ve bu suya katılırsa arkadaşlar pH'i düşürür yani asitlik artar. Dolayısıyla orada canlıların hoşgörü gösteremediği yani tolerans gösteremediği pH aralıklarının oluşmasına sebep olur. Doğrudur. Yalnızca atmosferde karbondioksit derişiminin normalin üstüne çıkmasıyla oluşur. Arkadaşlar bu yanlış. Sadece karbondioksit değil. Azot gazı katılabilir buna. Kükürt gazı katılabilir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? C şıkkı 1 ve 2 olacak. Geçelim 5. sorumuza. Bir kalıtım sorusu. Dediğim gibi eskiden YGS, LYS sisteminde konu ayrımı yoktu. YGS ve LYS'de TET AYT'yi mecburen birlikte bütün konuları bitirmek zorundaydınız. Ama artık öyle bir durum yok arkadaşlar. Önceden YGS Mart ayında yapılıp LYS Haziran ayında yapılıyordu. Ama şimdi ikisi de iki gün üst üste yapıldığı için konular rahatlıkla yetişiyor. Beşinci soruda diyor ki kendisi renk körü olan Fatih. X'e bağlı genlerin kalıtımı konusunu öğrendikten sonra kendi ailesine ait aşağıdaki soy ağacını çiziyor. Diyor ki ailesinin soy ağacını doğru bir şekilde çizdiğine göre cinsiyetini henüz bilmediği kardeşinin renk körü olma olasılığını bulmaya çalışan Fatih'in yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar buradaki soy ağacını çözümlediğimiz zaman zaten yorumlara baktığımızda kolaylıkla bulacağız yanlış olanı. Şimdi Fatih bir erkek ve erkek olduğu için renk körü olduğu için bunun genotipi nasıl olacak? X üzeri küçük R olacak. Fatih'in babasına baktığımızda sağlam. O zaman erkeklerde iki olasılık vardı. Ya büyük R gelir ya da küçük R gelir. Ee, i̇kisinin yan yana yani x üzeri küçük R büyük R gelme ihtimali yoktur arkadaşlar. Ama kadınlarda böyle bir durum söz konusu olabilir. Fatih x genini kimden aldı? Annesinden. Dolayısıyla buradaki x üzeri küçük R nereden gelecek? Anneden. Peki anne de renk körü değil. O zaman annede ne var? Büyük R geni var. Evet bunu bulduk. Şimdi anne ile babayı çaprazlayalım. Çaprazlama yaptığımızda bakın şuradaki kardeşin x üzeri büyük R x üzeri büyük R gelme ihtimali var. Teker teker çaprazlıyorum. Daha sonra direkt kızları yazayım ilk önce. x üzeri büyük R x üzeri küçük R olabilir. Kızlara baktığımızda yani Fatih'in bir kız kardeşi olursa hiçbiri renk körü olmuyor. Yani Fatih'in kız kardeşinin renk körü olma olasılığı yok. Erkek kardeşlerine bakalım. Yani y'yi bakın şuradaki y'yi buradaki x'lerle çaprazlayacağım. x üzeri büyük r y ve x üzeri küçük r y. Fatih'in bir erkek kardeşi olursa arkadaşlar Fatih'in erkek kardeşinin renk körü olma olasılığı nedir? %50'dir. Evet bakalım diyor ki şıklarda kardeşim erkek olursa renk körü olma olasılığı %50'dir. Evet erkekler arasına bakıyorum. Bakın erkeklere baktığımız zaman renk körü olma olasılığı %50'dir. Doğru. Kardeşimin kız ve renk körü olma olasılığı %25'tir. Şimdi kızların arasına bakıyorum arkadaşlar. Kardeşinin kız ve renk körü olma olasılığı var mı? Bakın kızların içerisinde renk körü olma olasılığı yok, değil mi? O zaman cevabımız bu olacak. Renk körü bir kardeşimin doğma olasılığı bakın burada kız erkek belirtmemiş diyor ki %25'tir. Kaç tane burada olasılık var? 4 tane. 4 taneden bir tanesi renk körü oluyor. O zaman %25'tir. Doğrudur arkadaşlar. Renk körü hastalığının ortaya çıkma olasılığı cinsiyete göre değişmemekte, değişmektedir diyor. Baktığımız zaman kızlardan hiçbiri renk körü olmazken erkeklerden bir tanesi renk körü olabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla cinsiyete göre değişiyor. Çünkü ikise bağlı kalıtımdan bahsediyoruz. O yüzden doğrudur. Doğacak kız kardeşimin, doğacak kardeşimin kız ve taşıyıcı olma olasılığı. Bakın kız olma olasılığı 1 bölü 2 çarpı dedik. Bir de taşıyıcı olma olasılığına bakıyorum. Taşıyıcı olma olasılığı da kızların arasında yine 1 bölü 2. O zaman kız ve taşıyıcı olma olasılığı nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. Yani buradaki Edirne şıkkı da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, Mendel genetiği ve allel kavramı ile ilgili. İfadelerinden hangileri doğrudur? Neydi allel arkadaşlar? Bir anneden bir babadan gelen, aynı özellik üzerine etki eden e, kavramdır aslında allel. Diyor ki, bir genin ayırt edilebilir fenotipik özellikler meydana getirebilen alternatif çeşitlerine allel denir. Ve genellikle allellerden biri baskın, diğeri çekiniktir. Şimdi burada genellikle biri baskın diğeri çekiniktir dediği için doğru kabul ediyorum. Ama kesinlikle biri baskın diğeri çekiniktir deseydi kabul etmeyecektim. Neden? Çünkü eş baskınlık durumu var arkadaşlar. O yüzden burada genellikle dediği için kabul ediyorum. İkiye bakıyorum. Baskın allelin etkisini göstermesi çekinik allelin olup olmamasına bağlı değildir. Bakın baskın aller bu durumda da Nedense bugün evet şey yapıyorum. Baskın haller büyük ya büyük ya durumunda da ya da büyük ya küçük ya durumunda da etkisini gösterir. Yani çekinik olsa da olmasa da gösterir. Diyor ki çekinik haller ise etkisini baskın allelip olup olmamasından bağımsız olarak gösterir. Arkadaşlar çekinik haller baskın haller yanında olduğu zaman yani küçük ya yanında büyük a varsa etkisini gösteremez. O yüzden bağımsız olarak gösterir demesi yanlış olur. Küçük a, küçük a'nın yan yana gelmesi gerekiyor çekinik alen etkisini göstermesi için o yüzden bu yanlış. Bazı genetik çaprazlamalarda F1 dölünde rastlanmayan fenotipe F2 dölünde rastlanabilir. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. E, çaprazlama yaptım, bakın şöyle oldu. Büyük a, küçük a ya da şöyle yapalım. Büyük A, büyük A çarpı küçük A, küçük A yaptık. Bunlar ebeveynlerimiz. Çaprazlama yaptığımız zaman F1 ne olacak, büyük A, küçük A olacak. Daha sonra ben bunu kendileştirdim. Yani F2 dönünü oluşturmak için. F2 dölünde ne olur? Bakın büyük A, büyük A olur. Büyük A, küçük A olur. Büyük A, küçük A olur. Ve küçük A, küçük A olur. F1 dölünde küçük A, küçük A var mıydı? Yoktu. Değil mi? Ama F2 dölünde küçük h ortaya çıkabiliyor o zaman. Doğrudur. Cevabımız ne olur? Edirne olur. Şöyle düşünün. Dedesinin mavi gözlü, babasının ve annesinin kahverengi gözlü kendisinin de mavi gözlü olduğu bir bireyi düşünün. Yani mavi göz geni dedesinden kendine geçmiş olabilir arkadaşlar. O yüzden F2 dölünde rastlanabilir diyoruz. Evet geçelim 7. sorumuza. Diyor ki 7. soruda Karasal biyomlar. Biyomlar kaldırıldığı için bu soruyu çözmüyoruz arkadaşlar. Geçelim 8. soruya. Diyor ki bazı türlerde hem hermafrodit bireyler kendilerini dölleme yeteneğine sahip olmasına rağmen genellikle başka bireylerle döllenmeyi tercih ederler. Neden bunu yapıyorlar arkadaşlar? Ben kendi kendini dölleyen bir solucan düşünün. Hem yumurtayı kendi üretiyor hem spermi kendi üretiyor. Mayoz bölünme sonucunda üretse de sonuçta onun genetiğine sahip. Çok büyük bir değişim göstermez. O yüzden başka bir bireyin spermini veya yumurtasını alarak döllediğinde daha fazla çeşitlilik sağlanır. O zaman bunun sebebi nedir? Temel sebebi genetik çeşitliliği sağlamaktır. Şıklarda hemen arıyorum bunun sebebini. Bakın yavrular arasında genetik çeşitliliği sağlama yani bursa şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. 9. sorumuz. Bakterilerin çoğalmasını engellemek isteyen bir öğrenci, petri kaplarında yetiştirdiği çeşitli bakteriler üzerine farklı maddeler uygulamaktadır. Aşağıdaki maddelerden hangisinin hiçbir bakterinin çoğalmasını engellemesi beklenmez? Bakalım. Hücre duvarı sentezini durduran bir madde. Bakteride hücre duvarı var mı? Evet. Eğer hücre duvarı sentezini durdurursa o zaman bakteri çoğalmayabilir. Bu olur. Protein sentezini durduran bir madde. Evet bakteride protein var. İyi ipliklerinin sentezini durduran bir madde. Bakteri neydi? Prokaryot. Prokaryot canlılarda. İyi ipliği sentezleyen sentrozom ya da iyi ipliği sentezleyen mikrotübül yoktur arkadaşlar. Onlar çok basit canlılardır. Bakteriler ve arkeler. Bu yüzden de iyi ipliğinin sentezini durduran bir maddenin konulup konulması, konulmaması Bakteri için önemli değildir. Sentezini çoğalmasını devam ettirir. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak. Ama diğerlerini de okuyalım. Hücredeki enzimleri inhibe eden bir madde. Enzim var bakteride dolayısıyla bu olur. İnhibe etmek durdurmak demektir. Hücre solunumunu inhibe eden bir madde. Bakteri nefes alamazsa, solunum yapamazsa zaten ölür. Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Geçelim 10. soruya. Mitoz bölünme sürecinde gerçekleşen olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bakın. Bizim bir şifremiz vardı. Ben mitoz bölünmeyi anlatırken söylemiştim. Instagram adresinde de paylaştım. Şimdi mitoz bölünmenin şifresi şöyle. Profazdı, metafaz, anafaz, telofaz. Şimdi profaz evresinde neler gerçekleştiğini bilmemiz gerekiyor. Neydi bunlar? Çekirdek zarı eriyor, kayboluyor. Ökaryot hücreler için söylüyorum tabii ki bakterilerde yani prokaryotlarda mitoz evreleri görülmez. Ökaryotlar için söylüyoruz. Çekirdek zarı eriyor kayboluyor. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşıyor. Endoplazm kiretikulum eriyip kayboluyor arkadaşlar. Çekirdekçi kayboluyor yine. Daha sonra bir de sentrozom varsa eğer bitki hücresi için değil ama hayvan hücresi için söylüyoruz. Sentrozom kendisini nerede eşliyordu? İnterfazda eşliyor. Burada da iplikler oluşturmaya başlıyor. Profazı biliyoruz. Metafaza geldiğimizde kromozomlar merkeze dizilir. Bakın merkez. Buradaki M'den merkezi çıkaracağız. Yani kromozomlar ekvatora diziliyor. Anafaz ne evresidir? Ayrılma. Bakın, ayrılma. Buradaki A'dan ayrılmayı çıkarıyoruz. Telofaz neyin tersiydi arkadaşlar? Profazın tersi. Yani profazda ne söylediysem tam tersi olacak. Çekirdek zarı oluşacak. Çekirdekçik endoplazm retikulum oluşacak. Daha sonra kromozomlar incelip uzayarak kromatin ipliğe dönüşecekler ve hücre artık sitoplazma bölünmesine başlayacak. Evet bakalım. Diyor ki kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi. Bu ekvator dediğimiz merkez yani metafaz evresi. Buranın başına M yazdım. İyi ipliklerin oluşmaya başlaması. İyi nerede oluşuyordu? Profazda değil mi? O zaman buraya profaz yazdım. Çekirdek zarının oluşumu bakın. Kaybolması demiyor. Oluşumu diyor. Nerede oluşuyordu? Telofazda. O zaman buraya telofaz yazdım. Kardeş kromatitlerin ayrılması. Bakın ayrılma A. O zaman bu da anafaz. Şimdi sıralıyorum. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Yani 2, 1, 4, 3 cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Geçelim 11. sorumuza. İnsan kalbinin yapısını ve çalışmasını öğrenmiş olan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu ifade edecektir? Dinlenmekte olan bir insanın kalp kas hücreleri kasıldığı süreden daha fazla bir süre gevşemiş durumda kalır. Kasıldığı süreden daha uzun bir süre gevşemiş durumda kalır diyor. Bakalım kalple bağlantılı atar damarların kalpte birleştikleri yerde Tek yönlü açılıp kapanan kapakçıklar vardır. Arkadaşlar atar damarların çıkışında tek yönlü açılan kapaklar vardır. Hatta biz bunlara yarım ay kapakları diyoruz. O yüzden bu doğru. Kalpten çıkan kanın tekrardan geriye gelmesini engelliyor. Biküspit ve triküspit kapakçıklar sinirsel uyarılarla açılıp kapanmaktadır. Evet kalp çalışıp e, durdukça arkadaşlar ne yapıyor? Kalp çalıştıkça, kasıp gevşedikçe bunlar da açılıp kapanıyor. Doğru kulakçıklara dolan kan karıncıklar kasılı durumda değilse karıncıkların içerisine akacaktır. Yani ikisinin de aynı anda gevşediği bir evreden bahsediyor arkadaşlar. Hem kulakçıkları doluyor hem de karıncıklar da o anda gevşeme durumundaysa içine akacak. Yani demek istiyor ki kulakçık ve karıncıklar aynı anda gevşeyebilir. Bu doğrudur arkadaşlar. Çok kısa bir süre aynı anda gevşeyebilir. Ama kesinlikle ikisi de aynı anda kasılmaz. Bunu unutmayın kulakçık ve karıncıklar aynı anda kasılmaz ama aynı anda gevşeyebilir. Çok küçük bir saniye. Yani saniyenin binde biri 3 sürede diyebiliriz. Kalp kası kendisi üret, kendisinin ürettiği impulslar sayesinde ritmik çalışmasına karşın sinirsel uyarılarla çalışma hızı değiştirilebilmektedir. Evet arkadaşlar doğru. Sempatik sinirler vardı hatırlayın. Sempati duyduğumuz bir kişi geliyordu karşıdan. Ne yapıyordu bizim o aşık olduğumuz, sempati duyduğumuz kişi? Bizim kalbimizi hızlandırıyor. İşte nefes alışverişler hızlandırıyor. Yani bizi kısacası insanlıktan çıkarıyor diyebiliriz. Dolayısıyla kalbin atışını, sinir sistemi ee, hızlandırabiliyor veya yavaşlatabiliyor. Edirne'de doğru. O zaman cevabımız ne olacak? Adana şıkkı olacak. Bu tür sorularda ne yapıyoruz? Eğer ki yorum yapamıyorsak diğer şıkları okuyun arkadaşlar. Diğer şıklar içerisinde de yorum yapamadığınız veya bilmediğiniz bir şık çıkarsa soruyu boş bırakın. Kesinlikle cevabı işaretlemeyin derim. Geçelim 12. soruya. İnsan böbreğinde yer alan aşağıdaki yapıların hangisinin içeriği dışarıya atılan idrar ile aynı bileşimdedir? İdrarla aynı bileşim. Arkadaşlar glomerulus neydi glomerulus? Bakın glomerulus şu. Şöyle İngiliz anahtarına benzeyen bakın şu Bowman kapsülü. Glomerulus da glomerulus kılcalları bunun arasını dolduran kan damarlarıdır. Glomerulus'ta idrardan farklı olarak glikoz bulunur. Daha sonra kan proteinleri vardır, kan hücreleri vardır. Dolayısıyla aynı değil. Bowman kapsülü neresiydi? Bakın şurası dediğim gibi bu kısım. Bu kısımda bir süzüntü vardır. O süzüntünün içerisinde glikoz var, amino asit var, yağ asidi var. Bunlar geri emilir. Dolayısıyla idrarla aynı değildir. Henle kulpu. Henle kulpu neredeydi? Bakın şunun Aşağıya doğru inip şöyle bir kulp oluşturacak şekilde olan yapısıydı. E burada da fazladan su olabilir. işte üre olabilir arkadaşlar. Bu da değil. Distal tüp. Distal tüp henle kulpunun devamıydı. Burada yer olmadığı için çizemiyorum devamı. Orada da yine üre molekülü var. Bu da olmaz. Havuzcuk. Peki havuzcuk neydi? Bakın şu bizim böbreğimiz. Şöyle fasulye gibi. Bunun ortasında havuzcuk dediğimiz diğer bir adıyla pelvis dediğimiz bir yapı var. İdrarın mesaneye gönderilmeden önce yani şuradan çıkmadan önce idrar yoluna kısaca depo edildiği kısa bir süre depo edildiği yerdir havuzcuk. Dolayısıyla idrar nerede depo ediliyor? Havuzcukta o zaman havuzcukta bulunan sıvıyla idrar aynı bileşimdedir. Çünkü zaten havuzcukta ne vardır? İdrar vardır. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 13. soruya. İnsanlarda olaylarından hangileri luteinleştirici hormonun salgılanması sonucunda gerçekleşir? Arkadaşlar LH. LH kadınlarda ve erkeklerde farklı olaylara sebep oluyor. Kadınlarda yumurtlama dediğimiz olay yani ovulasyon olayı yumurtlama. Erkeklerde ise testosteron hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Testosteronun salgılanmasını sağlıyor. Ayrıca LH... Ee, kadınlarda arkadaşlar progesteron çok miktarda progesteron az miktarda da östrojen salgılanmasını sağlar unutmayalım. Bir numarada diyor ki ovulasyonun gerçekleşmesi. Ovulasyon ne demek? Yumurtlama demek. Evet yumurtlamayı sağladı bir doğru. Testosteron salgılaması. Evet erkeklerde testosteron salgılatıyor doğru. Menstruasyonun başlaması. Hayır menstruasyonun başlamasını FSH sağlar. O yüzden bu gider. Süt bezlerinin uyarılması. Hayır arkadaşlar bunda oksitosin sağlıyor. O yüzden bu da gitti. Cevabımız ne olur? Adana şıkkı olur. Geçelim 14. sorumuza. Evet kulağa vermiş kulağın yapısını. Diyor ki insana ait kulak yapısı gösterilmiştir. Buna göre kulaktaki yapılar ve işlevleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Hiç burayı görmemize gerek yok. Bakalım diyor ki kulak kepçesi sesin toplanmasını sağlar. Evet arkadaşlar doğru. Ses dalgaları ile ilk kez kulak zarı titreşir. Bakın kulak zarı şurada. Ses dalgaları buraya geldiği zaman bu zar titreşiyor ve içeriye bir ses gönderiyor. Dolayısıyla ilk kez titreşiyor doğru. Sesin iletilmesi sürecinde bazı küçük kemikler işlev görür. Evet, nedir bunlar? Çekiç, örs ve üzengi kemikleridir arkadaşlar. Doğru. Vücudumuzun en küçük kemikleridir. Östaki borusu orta kulak ile yutak arasında bulunur. Bakıyorum üstteki borusuna. Bakın üstteki borusu burada. Orta kulak bakın orta kulağa çıkıyor burada. Şuradan çekiç üzenginin olduğu yere çıkıyor. Yutağımız da hemen şu altta. Dolayısıyla bu da doğrudur. Ses diyor yarım daire kanallarında duyma dönüşür. Yani duyma olayına dönüşür. Hayır arkadaşlar yarım daire kanalları ne yapıyordu? izlerde dengeyi sağlıyordu. Sesle bilgisi yok. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. 15. soru. Şekilde diyor insan vücudunda yer alan bazı organlar ve yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir. Hemen yazalım bu yapıların ne olduğunu. Bakın bir numara nedir? Vücudumuzun en büyük organı karaciğer. İki numara nedir arkadaşlar? Safra kesisi. Safra. Yazamadım şöyle yakınlaştırayım. Burada 3 numara arkadaşlar bakın 3 numarayla gösteriyor şurayı. Bu 3 numara safra kesesinin sanırım ince bağırsağa bağlandığı nokta. Hani bir nokta vardı ya ne diyorduk ona şu an unuttum ben. Aklıma gelecek bir dakika. 4 numara arkadaşlar neydi? Pankreas. Pankreas. 5 numara neydi? Bakın burada bu da ince bağırsak veya 12 parmak bağırsağı da diyebiliriz. 3 numara Şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Water kabarcığı videoyu durdurup bir 2 saniye düşündüm. Water kabarcı olacak. 3 numara Water kabarcığı ya da şeyi de söyleyebilir bize. Safra kesesine bağlandığı kısmı yani koledok kanalında söyleyebilir. Bakalım soruya göre. Diyor ki bu organ ve yapılarla ilgili hangisi yanlıştır? Bir numaralı organda amonyaktan üre sentezi gerçekleşir. Yani karaciğerde. Evet doğru. Amonyak üreye dönüştürülüyor. İki numaralı organda safra üretimi gerçekleşir. Arkadaşlar iki numaralı organ yani safra kesisi safrayı üretmez. Sadece depolar. Safrayı kim üretiyor? Karaciğer üretiyor. Safra kesisi depoluyor. Evet yanlış şıkkımızı bulduk ama diğerlerini de okumamız lazım. Sınavda mutlaka okuyun. 3 numaralı yapı içerisinden yağların fiziksel ve kimyasal sindirimini gerçekleştiren maddeler geçiş yapar. Pankreas'tan gelen maddeler arkadaşlar 3 numaradan ince bağırsağa geçiyor. Doğrudur. 4 numaralı organda hem sindirim enzimi hem de hormon üretimi gerçekleşir. Pankreas'tan evet. Pankreas'ın bir hans adacıkları var. Buradan insülin ve glukagon üretiliyor. Bir de asinar hücreleri var. Burada da sindirim enzimi üretiliyor. Doğrudur. 5 numaralı organdan 2 ve 4 numaralı organları uyaracak hormon salgılanır. Yani ince bağırsaktan diyor evet sekretin ve kolasistokinin hormonları salgılanıyor arkadaşlar. Bunlar da karaciğeri ve pankreası ayrıca safra kesesinde uyarıyor. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Geçelim hemen diğer sorumuza. 16. soru. Kasılan bir iskelet kasının gevşeme sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Gevşeme sürecinde. Sinir hücresinden gelen uyartının kesilmesi. Gevşeme sürecinde. Evet arkadaşlar. Ee, gevşeme sürecinde bu olay olabilir. Uyarı gelmeyecek ki gevşesin diye. Bu doğrudur. Sinaptik yarıktaki asetilkolin miktarının azalması. Asetilkolin kasılmayı sağlıyor. Miktarı azalırsa gevşer. Doğru. Nöronun aksol ucunun kas hücresinden ayrılması. Şimdi ayrılma durumu olabiliyor mu acaba yoksa temas halinde mi? Bu bir dursun bakalım. Miyozin filamentlerinin aktin filamentinden ayrılması. Miyozin ve aktin gevşeme sırasında birbirinden ayrılır arkadaşlar. Doğru. Sarkoplazmik retikulum neydi? Sarkoplazmik retikulum. Kaslara özel olan endoplazmik retikulumdu. Kalsiyum depoluyor. Kalsiyum iyonlarının pompalan pompalanması Sarkoplazmik retikulum arkadaşlar gevşeme sırasında kalsiyumları kendine alır. Dolayısıyla gevşeme olduğu için doğrudur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı. Nöronun aksonucu kas hücresinden ayrılmaz. Sürekli temas halindedir. Uyarı geldiği zaman asetilkolin salgılayarak veya işte başka bir madde salgılayarak kasılmayı sağlar arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Geçelim 17'ye. Hayvanların iletişim amacıyla kullandıkları davranışlarından hangileri kimyasal uyarı şeklinde örnektir? Kimyasal uyarı diyor o zaman bir koku falan salgılaması gerekiyor. Diyor ki bal arılarının bolca bulunan besinin yerini bildirmesi. Erkek meyve sineklerinin kanatlarını açıp titreterek kur sesi çıkarması. Bakın burada titretme olayı var. Kimyasal bir uyarı yok. O zaman iki gider. Böceklerin üreme döneminde eşeylerin çekimi için feromon salgın. Bakın kimyasal madde feromon bir kimyasal koku maddesidir arkadaşlar. Böcekleri kendine çeker. Üç olur. Bal arılarında bolca bulunan besinin yerini bildirmesi bu dans olayıyla olur. Dans olayıyla olduğu için burada da kimyasal bir uyarı yoktur. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 18. soruya. Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynağı olarak ATP'nin kullanıldığı anabolik olaylardan biridir? ATP hem kullanılacak, anabolik dediği için hem de üretim olacak arkadaşlar. ATP'nin hem üretilip hem de tüketildiği tek yer var, glikoliz evresi. Glikoliz evresi ATP'nin hem üretilip hem tüketildiği yerdir arkadaşlar. Unutmayın, evredir. Dolayısıyla ben şıklarda glikolizi arayacağım. Pürüfke asitin asetil koenzimaya dönüşmesi. Hayır, bu olmaz. Amino asitlerden protein sentezi zaten direkt sentez olayını söylemiş olmaz. Monosakkaritlerin pürüvik aside dönüşmesi. Pürüvik asit oluşumu neydi? Glikoliz olayıydı. Dolayısıyla cevabımız C H. olacak. Diğerlerini de okuyalım. Asetil koenzimanın Krebs döngüsüne katılması. Hayır ne dedim? Glikoliz evresi olacak dedim. Gitti. Krebs döngüsünden karbondioksit çıkışı bu da olmaz. Cevabımız Ceyhan. Unutmayın. ATP'nin hem üretilip hem tüketildiği tek evre glikoliz evresidir. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. 19'a geçelim. Kloroplastlarda fotosentez sırasında olaylarından hangileri granalarda gerçekleşir? Granada ışığa bağımlı reaksiyonlar olur arkadaşlar. Işığa bağımlı reaksiyonları hatırlayalım. Neydi? Su giriyor, daha sonra su girdiği için su parçalanıyor ve açığa oksijen çıkıyor. Sudaki hidrojenler nereye gidiyor? Natp'lere bağlanıyor, natph üretiliyor ve buradaki elektronlar sayesinde ATP sentezleniyor. Yani e, granalarda gerçekleşen olay suyun harcanması, oksijenin üretilmesi. NADPH'a hidrojenlerin, NADP'lere hidrojenlerin bağlanması ve ATP üretilmesi. Diyor ki, elektron taşıma sisteminde yükseltgenme ve indirgenme olaylarının gerçekleşmesi. Yükseltgenme, indirgenme dediği NADP'lere hidrojen bağlanması ve ATP üretimi demektir. Bu doğrudur, bunu alıyoruz. Oksijenin üretilmesi, evet oksijen üretimi dedik, aldık. Karbonhidrat üretimi demiş, karbonhidrat üretimi nerede olur? ışıktan bağımsız evrede yani stromalarda olur. Dolayısıyla 3 yanlış olur. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Geçelim 20'ye. Kemosentetik canlılar ihtiyaç duydukları besinleri üretmek için gerekli olan enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkan kimyasal enerjiden karşılayabilirler diyor. Buna göre aşağıdaki inorganik maddelerden hangisi kemosentetik canlılar tarafından enerji kaynağı olarak kullanılmaz diyor. Kullanılamaz diyor. İnorganik maddeleri oksitleyecek ve açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanacak arkadaşlar. Kükürt, amonyak, hidrojen sülfür, nitrit, karbondioksit. Arkadaşlar burada cevabımız karbondioksit olur. Karbondioksiti kullanarak ee, oksitleyerek işte inorganik bir enerji açığa çıkaramıyor. O yüzden cevabımız ne olur? Bir direkt bilgi sorusudur. Edirne şıkkı olur. Geçelim 21. soruya. Aşağıdaki bitki hareketlerinden hangisi uyaranın yönüne bağlı olmadan turgor basıncındaki değişimle gerçekleşir? Uyarının yönüne bağlı olmadan dediği için biz bu hareketlere nasti hareketi diyoruz. Eğer ki uyaranın yönüne bağlı olsaydı buna da tropizma yani yönelme diyecektik. Kökün yara yönünün tersine yönelmesi. Bakın burada bir uyaran yönü var. Tersine de olsa, direkt uyarana doğru da olsa bu bir tropizmadır. O yüzden bu gitti. Bitki köklerinin kendisi için yararlı olan organik ve inorganik maddelerin bulunduğu bölgeye doğru büyümesi. Bakın yine bir yönelme olayı var. Gitti. Asma bitkisinin bir başka bitkiye sarılması arkadaşlar. Sarılma olayı. Bu da yine bir e, nasıl diyeyim size. Dokunmayla ne yapıyor? Birbirine sarılıyor. Küstüm otu bitkisine dokununca yapraklarının kapanması. Bakın dokunduğunuz anda kapanıyor. Oraya doğru bir yönelme olayı var mı? Yok değil mi? O zaman cevabımız denizli şıkkı olacak. Bu bir nasıl hareketidir. Hatta sismonasta hareketidir arkadaşlar. Ee, Kökün suya doğru yönelmesi burada zaten direkt yönelme hareketi yönelme kelimesi geçiyor Edirne'de olmaz cevabımız Denizli Şıkkı olur Geçelim 22. soruya burada bir bitki şekli vermiş Diyor ki Dokuları vermiş arkadaşlar bu dokuların isimlerini ilk önce bulacağız daha sonra ona göre yorumumuzu Hemen yazalım arkadaşlar nedir bakın bir numara İçeride bulunan iki tarafta bulunan kısilemdir. Yani iletim dokudur. Kısilem. Bir numara kısilem. İki numara kısilemi ve fulemi oluşturan kambiyumdur. Kambiyum. Üç numara epidermistir. Epidermis. Dış tarafını kaplıyor çünkü. Birinci yıl yaz sonu diyor. Bakın bahar başı ve yaz sonu. Burada dökülmüş epidermis var. Epidermis dökülmüşse onun yerini ne alıyor? Peridermis. O zaman 5 numara nedir? Peridermistir. 4 numaraya baktığımızda 4 numarada peridermisin hemen altında bulunan mantar dokudur arkadaşlar. Mantar, kambiyumu veya mantar doku diyebiliriz. Şimdi bakalım diyor ki 5 numaralı doku 3 numaralı dokunun yerini alan peridermidir. Evet 3 numaralı doku yani epidermis dökülünce bakın burada dökülmüş epidermis diyor. Epidermis yaşlanınca dökülünce yerini peridermis alır. Bu doğru. 4 numaralı doku bir sekonder meristemdir. Bakıyorum 4 numaraya. Sekonder meristem yani mantar doku anlamında evet doğrudur. 2 numaralı doku yıllık yaş halkalarını oluşturur. 2 numara neydi? Kambiyum. Kambiyum bölünerek ksilem ve oluşturur ve yıllık yaş halkalarını oluşturur. Doğru. 5 numaralı doku hücreler arası boşluk içermez demiş. 5 numara neydi? Mantar doku veya şey diyebiliriz sekonder meristem diyebiliriz. Bunlarda arkadaşlar hücre arası boşluk bulunur. Bu yanlıştır. Diğerini de okuyalım. Bir numaralı dokuya ait hücrelerin boyutları mevsime bağlı değişiklik gösterir. Bir numara neydi? Kısilem. Evet eğer ki o yıl çok yağış almışsa daha geniş. Az yağış almışsa arkadaşlar daha dar olur kısilem. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. Gelelim 23'e. Çiçekli bitkilerde üreme süreciyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi çiçekli bitkinin üremesini hatırlayalım. Bakın bu dişi organ. Bu da erkek organ arkadaşlar. Erkek organda polenler oluşuyor. Dişi organı şu yumurtalık dediğimiz kısımda da yumurtalar oluşuyor. Mayoz bölünme sonucunda oluşuyor. Burada diyor ki megaspor ana hücreleri megaspor dediği yumurta ana hücresidir. Mayoz geçirdikten sonra oluşan hücrelerin hepsi yaşamını sürdürür. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Megaspor mayoz bölünme geçirdikten sonra büyük bir tanesi durur. Diğer üçü küçük olduğu için stoplazması az olduğu için ölür. O yüzden bu yanlış. Çifte döllenme ile farklı kromozom sayılarına sahip yapılar meydana gelir. Evet. Şimdi bizim buradaki yumurta. Bakın bir tane yumurta kaldı ya. Bu yumurta 3 kere mitoz geçirir. 3 mitoz geçirince 8 tane hücre oluşur. Bunlardan 3 tanesi antipot hücreler. İki tanesi sinerji hücre, bir tanesi ortada yumurta hücresi, iki tane de ortada polar çekirdek, polar hücre. Çifte döllenmede sperm çekirdeklerinin birisi geliyor, bu polar çekirdekleri döllüyor ve üçen kromozomlu triploid bir hücre oluşturuyor. Bu triploid olan hücre ileride endosperme dönüşüyor, yani besine dönüşüyor. Bir tanesi de gelip burada yumurtayı dönleyerek iki en kromozomlu zigot oluşturuyor. Bu zigotta büyüyerek embriyoyu oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla farklı kromozom sayılarına sahip yapılar meydana geliyor. Doğrudur. Cevabımız ne olur? Pardon. 2 numara doğru. 3'e gelelim. Olgun polenin içerisinde her zaman gelişmiş durumda bir polen tüpü bulunur. Bakın bu da yanlıştır. Neden? Çünkü polen tüpü polen gelip buraya geldiğinde yani şu dişinin tepesine dişicik tepesi dediğimiz yere geldiğinde polen tüpü oluşmaya başlar. Burada tüp çekirdeği veya vejetatif çekirdek dediğimiz çekirdek içeriye doğru tüpü oluşturur arkadaşlar. Dolayısıyla yanlıştır. Cevabımız yalnız iki bursa şıkkı olur. Gelelim 24'e. Suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi bitkilerin gövdesinde yer çekimine zıt yönde taşınmasını kolaylaştırır? Arkadaşlar Burada bağlarla ilgili bir sıkıntı ay sıkıntı demişim. Bir özellik olması lazım. Yani hidrojen bağları ile ilgili. Moleküller arasında hidrojen bağları oluşabilmesi. Bu hidrojen bağları sayesinde bakın adezyon ve kohezyon kuvvetlerine bağlı olarak yer çekimine zıt yani yukarı yönde taşınabiliyor. Daha sonra özgül ısısının yüksek olması, buharlaşma ısısının yüksek olması, sıvının katı haline Sıvı halinin katı haline göre daha yoğun olması çözücü bir madde olması kesinlikle ne olacak cevabımız Adana şıkkı olacak arkadaşlar. Hidrojen bağları sayesinde işte hem kısilem duvarlarına hem de kendilerine tutunarak yukarıya kadar taşınabiliyor. Cevabımız A şıkkı olur. Gelelim 25. Genetik şifre ile ilgili aşağıdakilerden hangi, ifadelerinden hangileri doğrudur? Genetik şifre. Bazı istisnaları olmasına karşın genetik kodun evrensel olduğu kabul edilir. Genetik kod. Bir dursun bakalım evrensel mi acaba? Bir canlıdaki bir kodon o canlıda birden fazla amino asidi şifreleyebilir. Arkadaşlar bir kodon genellikle bir amino asit veya e, genellikle bir amino asit şifreler. Yani bu yüzden bunu yanlış olarak alacağız. Kural olarak bir canlıdaki genlerin başlama kodonları aynıdır diyor. Başlama kodonu neydi? bir canlıdaki genlerin başlama kodonları aynıdır. Başlama kodonu neydi arkadaşlar? A, U, G Dolayısıyla burada genlerin başlama kodonu da ne olacak? Aynı olacak. Bu doğru. İkiyi ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Çünkü bir kodon e, sadece bir amino asit şifreleyebiliyor. Birden fazla amino asit şifrelemez. Eğer ki bunu söylerse ya mutasyon olmuştur ya da farklı bir durum söz konusudur. O yüzden bu yanlış olur. Bazı istisnalar olmasına karşın genetik kodun evrensel olduğu kabul edilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ee, evrensel olduğu neden kabul ediyoruz? Çünkü 4 tane nükleotit var. 4 çeşit nükleotit ve o nükleotitler sadece 64 çeşit kodun oluşturabiliyor. O yüzden bu kodonlar da evrenseldir. Sadece bunların dizilişi sayısı sırası bizim farklı olmamızı sağlıyor. Proteinlerin farklı olmasını sağlıyor. O yüzden birincisi de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani denizli şıkkı olur. Geçelim 26. sorumuza. DNA replikasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Diyor ki Replikasyon sırasında DNA'nın iki iplikçi de kalıp olarak kullanılır. Evet replikasyonda ikisi de kullanılıyor arkadaşlar. Protein sentezinde bir tanesi kullanılıyor unutmayın. Bu doğru. Replikasyon sonucunda hücredeki DNA miktarı başlangıçtakinin iki katına çıkar. Her iki zincirde kendini eşlediği için bakın tek olan DNA iki katına çıkıyor. Doğru. Replikasyonda DNA polimeraz enzimi helikaz enziminden önce görev alır. Bu yanlış olacak arkadaşlar. Neden? Oturduğum mahalle çok sesli arkadaşlar. Arada sesler duyabilirsiniz. Kusura bakmayın. <laughs> helikaz enzimi ne yapıyor bakın? Helikaz enzimi DNA'daki o hidrojen bağları var ya şu aralarda bulunan hidrojen bağları bunları kesiyor. DNA polimeraz da karşısına yeni iplik sentezliyor. Dolayısıyla önce helikaz, sonra DNA polimeraz görev alır. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Bu yanlış olacak. DNA polimeraz enzimi DNA ipliğinin karşısına doğru bazların getirilmesinden sorumlu. Evet, yeni zinciri sentezliyor. Doğrudur. Helikaz enzimi replikasyona uğrayacak DNA'nın iki iplikçiyi arasındaki hidrojen bağlarını koparır. Az önce söyledik. Doğrudur. Cevabımız C H. şıkkı olur. Geçelim 27'ye. Diyor ki, Bilim insanları yaptıkları bir araştırmada Anakara ve ana karaya oldukça benzer özellikler gösteren çok yakın bir adada yayılış gösteren bir fare türünün iki popülasyonun kürk rengi dağılımları aşağıdaki gibi saptamıştır. Dağılımlarını saptamış. Diyor ki ada popülasyonlarının ana kaynağının ana kara popülasyonları olduğuna göre bu kalıtsal özelliklerin popülasyonlarda farklı frekanslarla temsil edilmesinin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunun sebebi e, yapay seçilim pardon doğal seçilim olabilir ya da mutasyon olabilir. Şıkları bir okuyalım bakalım. Diyor ki iki alanda mutasyon oluşum hızının farklı olması. Seçilim baskısının iki alanda birbirinden farklı olması. Ada popülasyonunun buraya ana karadan göç eden çok az sayıda bireyin çoğalmasıyla oluşması. İki popülasyondaki bireylerin üreme yeteneklerinin birbirinden farklı olması. Ki popülasyondaki bireylerin ömür uzunluklarının birbirinden farklı olması. Şimdi bakın şu soruyu şöyle anlatayım. Diyor ki şöyle bir ana kara vardı. Bu ana karadan ayrılan bir ada var. Burada bulunan bakın fareler hepsi aynı. Sadece bu farelerin bir kısmı ayrılmış ve şuraya yerleşmiş. Aynı özelliklere sahip. Burada ana kara popülasyonunda kahverengi bireyler %90 iken ada popülasyonunda %10 Siyah renkli bireyler ana kara popülasyonunda %10 iken adada %90. Bence bu neden kaynaklanmış olabilir arkadaşlar? Sonuçta bu buradan ayrılıp koptuğuna göre seçilim baskısının ikisinde de farklı olmasından olabilir mi? Bence cevabımız burs olacak arkadaşlar. Mutasyonla falan ilgisi yoktur. Cevap bursa olur. Geçelim 28'e. Diyor ki Aşağıda bir deniz ekosisteminde numaralarla belirtilen 10 farklı canlı türünden oluşan bir besin ağı gösterilmiştir. Bu besin ağında trofik ilişkiler hangi canlının diğerlerinin besinini oluşturduğu gösteren bağlantı oklarıyla ifade edilmiştir. Yani hangi oka gidiyorsa onunla besleniyor demek. Diyor ki bu besin ağı ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir yorum yapalım besin ağı ile ilgili. Burada bir numara ne yapıyor? 2 ve 4 numarayı besliyor. 4 numarayla da 2 numarada besleniyor arkadaşlar. Daha sonra 2 numara hem 5'in hem 6'nın hem de 3'ün beslendiği bir canlı. 3 numara 5 ile 7'nin beslendiği bir canlı. Yani böyle böyle yukarıya doğru gidiyor. 10 numara ise hem 5'ten hem 7'den hem 9'dan hem 8'den besin alıyor. Bakalım diyor ki bir numaralı canlılar fitoplanktonik organizmalar olabilir. Şimdi deniz ekosisteminden bahsettiği için fitoplanktonlar denizlerde yaşayan bitkisel canlılardır. Dolayısıyla en alt katmanda bu olabilir. Bu doğru. 4 numaralı canlı türüne ait bireyler otçuldur. Dörde bakıyorum. Fitoplanktonlarla yani bitkilerle besleniyor. Evet, otçuldur arkadaşlar. Doğru. Bu besin ağında omnivor özellikle bir canlı bulunmamaktadır. Omnivor ne demek? hem etçil hem otçul demek. Bakın iki numaraya bakın. Hem otla besleniyor iki numara. Buradaki fitoplanktonla hem de otçul bir canlıyla yani etle besleniyor. Dolayısıyla omnivor özellikle canlı bulunmamaktadır demesi yanlış olur. Bu besin ağındaki fark, besin zincirinin uzunlukları birbirinden farklı olabilir. Baktığınız zaman arkadaşlar bakın bir zincire bakalım mesela. 1'den 2'ye gidiyor, 2'den 5'e gidiyor, 5'ten 8'e gidiyor, 8'den 10'a gidiyor. Daha sonra 1'den 4'e gidiyor. 4'ten 6'ya gidiyor. 6'dan 8'e 8'den 10'a. Yani buradaki zincirler birbirinden farklı olabilir. Doğru. Ortama karışan toksik bir maddenin görece olarak en fazla 10 numaralı canlıda birikmesi beklenir. 10 numaralı canlıya baktığımız zaman 10 numaralı canlı 4 tane canlıyla besleniyor ve hepsi alt taraftan geliyor. Dolayısıyla en fazla toksik madde burada birikir arkadaşlar. Edirne doğrudur. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Geçelim son iki sorumuza. Bal özü almak için adaçayı bitkisinin çiçeğine gelen arı, beslenmesi sırasında başıyla kısır polen kesesini sapa bağlayan kısma bastırır. Bu arada verimli kese arıya çarpar ve polenler arının sırtına yapışır. Bu arı beslenmek üzere diğer adaçayı bitkilerine gittiğinde vücuduna yapışan polenler bu çiçeklerin tepeciğine taşınır. Buna göre ada çayı bitkisiyle bunun arılar arasındaki ilişki tipi hangisidir? Arkadaşlar arı ne yapıyor? Ada çayının özünden besleniyor. Ada çayı da polenini arıya yapıştırarak e, çiftleşmeyi, tozlaşmayı sağlıyor. İkisinde bir e, karşılıklı yarar ilişkisi mi? Evet o zaman bu nedir? Mutualizm. Mutualizm her ikisinin de fayda gördüğü bir ilişkidir arkadaşlar. İkisi de artı. Komensalizme gelelim. Komensalizm bir taraf fayda görürken diğer taraf bundan etkilenmez, onu sıfır olarak gösteriyoruz. Yarı parazitlik durumu bitkilerde görülür. Bitkilerde mesela otu e, gibi bitkiler e, kök sistemi yeterince gelişmediği için topraktan su ve mineral alamıyor. Bu su ve minerali üzerinde yaşadığı bitkiden karşılıyor ama kendisi fotosentez yapabiliyor. Biz buna yarı parazitlik diyoruz. Dolayısıyla Burada e, bu durum söz konusudur. Artı eksi ile gösteremeyeceğiz bunu. Parazitlik durumu bir taraf fayda görürken diğer tarafın zarar görmesidir tabii ki. Ama yarı parazitlik durumu bu şekilde. Dış parazitlik yine bir taraf fayda görürken diğer taraf zarar görür. Mesela bizler bizlerin kanından beslenen bit, pire, kene gibi canlılar. Saprofitlik ayrıştırıcılık demektir. Bu arkadaşlar bir iki canlı arasında gerçekleşen bir olay değildir. Bu tüm canlılar arasında gerçekleşir. Yani mantarlar, bakteriler bizim atıklarımızı parçalar. Biz buna saprofitlik durumu diyoruz. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. 30'a geçelim. Bir ara biliyorsunuz e, direkt klasik sorularımız da vardı. Klasik sorulardan bir tanesi diyor ki bir doktor muayene ettiği kişinin sinir sistemi işlevlerinden birini test edebilmek için dizine küçük bir çekiçle vuruyor. Bunun sonucunda muayene edilen kişinin bacağı şekildeki gibi kasılarak ileri doğru fırlıyor. Arkadaşlar nedir bu? Bakın ileri doğru gelmesi diz kapağı refleksidir değil mi? Çünkü bu örnekteki gibi kişilerin çeşitli uyarılara karşı vermiş olduğu hızlı ve istemsiz tepkilerin genel adı neydi? Az önce de söyledik. Reflekstir arkadaşlar. Bunun cevabı refleks olacaktı. Kutucuklar vardı. Kutucuklar dolduruluyordu. Cevap da refleks oluyordu. Evet 2017 LYS sorularında çözmüş olduk. 30 tane soruydu. Sanırım sadece içinden bir tanesini çözmedik. Yanlış hatırlamıyorsam çıkmış bir kaldırılmış bir konu olduğu için. Veya iki tane diğer soruların hepsini çözdük arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.